Kusuruma bakmayın. Rica ederim Hocam İsa. bu skolizi bu şeyim omurilik eğriliği var hocam. Şu kısmımda. Şuradan o omurilikten itibaren boyundan aşağısı. İlerliyor tabii masa başı işi yaptığım için bulunduğum hani konumdan ötürü mecbur masa başı çalışıyorum yıllardır. 43 yaşındayım biraz yaşın da verdiği. Bu omurilik eğriliği inşallah şifa Rabbimden vesile olmanızı diliyorum Rabbimden inşallah. Allah'ın izniyle vesile olursunuz hocam. İnşallah. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul Şile'den. Gün buyurun gelin misafir etmek isterim. Çok memnun olurum gelirseniz. Yok, ben kimseye misafir olmuyorum. Allah razı olsun. Peki sizin iyileştiğin, sizin şu anda boynunuzda ya da sırtınızdaki eğriliği kim görüp bize anlatabilir? Şu anda evde kimse var mı? Baksın eğrilik ne kadar? Elimle baktığım zaman zaten kameradan göstermem gerekiyor mu hocam? Hayır, Elimle şu hayır. an Lütfen göstermeyin. tamam. Yani ben elimle zaten baktığım zaman buradaki baskıyı, ağrıyı, masa başında çok uzun süre aynı pozisyonda kaldığımda şu boynumdan itibaren çok değişik bir ağrı giriyor. Normal bir bel fıtığı omurilik noktasının ağrısı çok daha baskılı olduğu için beni rahatsız ediyor. Ve tabii malum görüntü olarak da çok rahatsız edici bir hal almaya başladı. Ama ben elimle dokunduğum vakit zaten şu an olduğu gibi hissediyorum elimle. Evde o eğriliğe bakacak kimse var mı? Yok, şu an evde yalnızım hocam. Ama düzelip düzelmediğinden emin olamayız ki. Yani ben seans bitince elimle kontrol etsem olmaz mı hocam? Olmaz çünkü o çok nesnel olmaz ki. Psikolojik algı yanılması da olabilir. Anladım. O zaman evde biriyken mi tekrardan inşallah görüşebiliriz. Öyle bir imkan olabilir mi hocam? Bir dahakine katılma ihtimaliniz olmayabilir. Anladım. Peki ne yapalım hocam? Öneriniz nedir? Peki sizi eli boş göndermeyelim. Kapatın gözünüzü. Bizi canlı yayından izleyen değerli izleyenlerimiz. Sizler de kapatın gözlerinizi. Ben canlı yayında bulunan Ebru Hanım'ın şifasına vesile olurken, şimdi canlı yayında ismini okuyacağım arkadaşların da şifasına inşallah niyet ediyorum. Ve canlı yayındaki arkadaşlarımız kimin şifasına niyet ediyorlarsa onların da şifalarına vesileyim. Hanım, sizin şifanıza vesileyim. Ve siz kimin şifasına niyet ediyorsanız onların da şifasına vesile olun. Nursel Arıoğlu, Semiha Yalçın, Leyla Bilen, Şahsiye Deniz. Hem sizlerin niyet ettiği herkesin şifasına vesile olun. Şahsiye Hanım, inşallah oğlunuz şifa bulsun. Semra Hanım, Şenay Dolu, Sevim İmir, Gülşen Savaş, Aynur Kağan, Özlem Hurma, Ebru Çelik, Meltem Çetin, sizlerin ve niyet ettiğiniz herkesin şifasına vesileyim. Tülin Baydar, Türkan Akdağ, Güldan Köse, Betül İpekçi, Makbule İşler, Yasemin Altaş, Sibel Sezgin, Sibel Hüseyin, ve ismini okuyamadım. Okunması zor olan iki kişi var. Sevginer Küçük. Hepinizin şifalarınıza inşallah niyet ediyorum. Ve yayına yeni katılıp da ismini henüz orada görmediğim arkadaşlar, sizlerin de şifanızı niyet ediyorum. Siz de benimle birlikte 12'ye kadar sayınız. Peki canlı yayındaki
Arkadaşımız Ebru Hanım gözünüzü açmadan, siz benim adımı, soyadımı biliyor musunuz? Biliyorum. Söylemek ister misiniz? Ekrana bakmadan. Refik Korkmaz. Bir daha söyleyeyim. Refik Korkmaz. Evet. Değerli dostlar, gözleriniz kapalı. Benimle birlikte 11'i kadar sayın. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. On iki. 12. Lütfen bekleyin. Bekleyiniz. Lütfen gözünüzü açınız. Tahminen 2 dakika geçti. Şimdi boynunuzu kontrol eder misiniz? Çok fark etmiş hocam. Aşırı derecede. Ve inanılmaz bir taş gibiydi. Çok sertti. Böyle yumuşamış, pamuk gibi olmuş. Bir de sadece buramla değil, bilmiyorum söylemem doğru olur mu ama inanılmaz müthiş böyle bir şeyler görüyor. Böyle sanki üzerimden böyle bir nur ışık yağıyor vücudum. Hani böyle üzerimden bir şey kalktı. Yüce sadece Allah'ın şifa nuru. Yüce Allah'ın şifa nuru. Evet. Hocam ben sizden seminerlerinize katılmak istiyorum. Nasıl şey yapabilirim? Yani ben inanılmaz şu an çok heyecanlandım. Çok güzel şeyler gördüm. Telefon numaranız falan var mı hocam? Bakmadım ama. Daha doğrusu ben sizi yeni keşfettim öyle söyleyeyim. Demek ki bugüne nasipmiş hocam. Şu an şu o eğrilik ortadan kalktı mı Ebru Hanım? Evet, bayağı evet şeyim kalktı ve çok rahatladım. Yani benim şu kısmım bildiğiniz taş gibiydi. Pamuk Peki. gibi olmuş ve şekil itibariyle de düzleş, şey dikine yamuk olan omzum yamukken şu anda bu şekilde olmuş ve kas dokusu sadece omurilik değil üzerindeki o sertlik, o kas bölgesi inanılmaz bir rahatlama. Sadece omurilik olarak değil, kas dokum da çok rahatlamış.
Her iki şekilde. Allah'a şükür. Yani nedir hocam? İnanın internette sorun oldu. İnternette sorun olduğu için konuştuklarınızın çoğunu anlamadım. Yeniden Hocam, başlar, her şeyi söylersiniz. kısaca şöyle söyleyeyim o zaman. İnanılmaz iyi geldi ve sizin seminerlerinize katılmak istiyorum. Türkiye'ye dönüşünüz ne zaman acaba? Onu soracaktım. Allah rızası için doğru söyleyin. Söylediklerinizin doğru olduğuna yemin eder misiniz? Yani az önce dediniz o kadar ağır, o kadar iyi, şimdi düzeldi. Neden yemin etmenizi istiyorum? Çünkü şu anda bu bir reklama döndü. Hocam çok ağrıyordu, şöyleydi, böyleydi, düzeldi ve eğitiminizi almak istiyorum. Sanki size bir tiyatroymuş gibi o algılanıyor. Söylediklerinizin doğru olduğuna yemin eder misiniz? Yemin ediyorum hocam. Yemin ederim. Yemin ederim hocam. Bir Lütfen anda ama yemininizi cümle içinde kullanın. Deyin ki işte ben yayına katılmadan önce şu kadar zamanda şöyleydi, böyleydi ve yayında da düzeldi. Tüm neye yemin hocam ettiğinizi böyle. şuradan şunu söylemek istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Biliyorum insan böyle inanamıyor. Hani bir anda nasıl böyle bir mucize olabiliyor ama bunu yaşadığın zaman olabildiğini kendin yaşayınca yemin ediyorum yani. Çünkü buna bir tanığım ve ben yaşadım şu anda. O yüzden yemin ediyorum. Başkasının yaşadığını söylemiyorum. Kendi yaşadığım bu. Bir saniye. O tam cevabı gelmedi. Az önce Yemin ediyorum. söylediğiniz bir saniye ama cümle içinde kullanın. İşte benim Tamam. yayına katılmadan önce durumum buydu. Şimdi bunun doğru olduğunu yemin ediyorum deyin. Tüm cümleleri kurun. Ne diyeyim? O çok şu an çok heyecanlandım hocam. Bir daha söyler misiniz? Hayır, ben bir şey söylemeyeceğim. Demek ki siz doğruyu söylemiyorsunuz, hatırlamıyorsanız. Hayır hocam, ondan değil. Şaşkınım. Nasıl bu anda böyle bir mucize nasıl olur? Bu Şimdi böyleyken şu oldu. Bir anda o kas kısmındaki sertlik gitti. Yani şaşkınım. Anlatabiliyor muyum? Özür dilerim. Böyle tamam, mucize yani. Şu anda yaşadığım bir mucize. Bir mucize bu. yani Hocam çok büyük bir mucize. şu anda tüm bu cümleler yeminden kaçınmak cümleleri. Gelin şunu söyleyeyim ya. Tamam. Yani, yayına katılmadan önce bir saniye lütfen sözüm bitmediği için hep yanlış oldu. Tamam. Yayına katılmadan önce nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Ve söylediklerinizin bu açıdan hepsinin doğru olduğuna yemin etmek istersiniz. Yayına katılmadan önce omurilik eğriliğim vardı ve o omurilik eğrilerin üstünde inanılmaz hani böyle bufalo surtu gibi bir sert bir kas kasılması vardı bende. Hem Kırıldı. omuriliği hem de kas ama şu anda omuriliğin taşlaşmış kas kitlesi yumuşadı. Pamuk gibi oldum. Mucize demek istediğim bu. Allah razı olsun. İnşallah. Sayın hocam, neden yemin etmenizi istedim? Çünkü gerçekten bizi izleyenler zaten inanmıyorlar. Siz de buna kendi üzerinizde tanıklık etmediğiniz sürece siz de tam inanmamıştınız. Bir de hem bunlar gerçekleşti 2 dakikada. Evet. Bir de ben eğitim, seminer almak istiyorum dediğinizde orada işte tiyatro havası estiği için ben size yemin etmenizi istedim. Hocam sadece İşte bu değil, bakın şeyler de his yani şu an anlatamam bir takım şeyler hissettim çok farklı bir şeyler oldu. O yüzden hani sizin şifacı olduğunu bu gördüğüm bir takım şeyler olduğu için sizden seminer almak istiyorum dememdeki kasıt bu.